Yüzük iğnedanlık yapacağız bugün. Geçenlerde takı kutumu temizlerken içinde bu üst kısmı kopmuş yüzüğü buldum ve atmak istemedim. Hemen aklıma iğnedanlığım geldi. Bu şekilde değerlendirmek istedim. Zaten malzemeler oldukça basit. Bir tane kelepçe bulmanız bu iş için yeterli olacak. En önemli parçası çünkü bu. Alt kısmının da şu şekilde açılıp kapanan olmasına özen gösterin. Çünkü istediğiniz parmağınıza takabilmeniz gerekiyor. Normalde yüzük parmağınıza çalışamazsınız. Rahat olmaz. Ben genelde baş parmağıma takarak çalışıyorum. Ve kola takılanlardan çok daha kullanışlı olduğunu düşünüyorum yüzük iğnedanlıkların. Gerekli malzemeler boncuk elyaf. En kullanışlısı bu olduğu için bunu tercih ediyorum. Ve elbise kumaşımdan artmış şifon bir kumaşım var. Silikon ve silikon tabancam var. Bu şekilde bir iğnedanlık yapacağız. Şimdi yapım aşamasına geçebiliriz artık. Yuvarlak şeklinde tel gibi düşünebilirsiniz. Tel gibi bir dikiş yaptım. Şimdi içine elyafımı koyuyorum ve yaptığım dikişi çekerek büzdürüyorum. Şöyle bir top halini almış oldum. Hafif ortadan açıp elimle ittireceğim. Daha düz bir form almasını istediğim için. Ve tel aldığım ipimle etrafından geçerek biraz daha sıkıştıracağım. Daha küçük olmasını istediğim için bunu yapıyorum. Ve düğümlüyorum. İşlem bu kadar. Şöyle bir top elde etmiş olduk. Fazla kalan kumaşını ve ipini kesip çıkaracağım. Şu şekilde alt kısmı, üst kısmı da bu şekilde. Şimdi bunu silikon tabancası yardımıyla yüzük kısmına böyle yapıştıracağım. Fazlalıklarını yine kesip çıkarıyorum. Kaba görüntüsünü önlemiş olacağım böylece. Bolca silikon sıkıyorum bu kısmına. Daha sonradan da açılmasını engellemek için bu kısmı komple silikonluyorum. Ve yüzüğümü gelmesini istediğim şekilde yerleştiriyorum. Bir müddet elimde donmasını bekleyeceğim. İğnedanlığım tamamlanmış oldu. İğnelerimi batırdım ve son halini sizlere göstermek istedim. Bunun bana maliyeti 0 TL. Çünkü evde bulunan malzemelerle yaptım. Hiçbir şey için para ödemedim. Bunu ise 5 liraya almıştım. Sizler de hiç para vermeden evdeki malzemelerinizi değerlendirerek iğnedanlıklar hazırlayabilirsiniz.